Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 7. sınıf fen bilgisi 5. ünitemiz ışığın sorulması ile ilgili sorular çözelim. Birinci sorumuzda diyor ki şekildeki külahlarda eşit miktarda da dondurma bulunmaktadır. Burada dondurmalar var. Dondurmalar eşit süre güneş ışığında bekletilirse aşağıdaki hangisi gözlenir demiş. Şimdi bir tanesi beyaz, üçüncüsü beyaz. Bu gri, bu da daha koyu çikolatalı dondurma. Güneş ışınları yani yoğun ortamlarda yani şey nedir? Renk olarak yoğun olan ortamlarda daha çok enerji olarak hapsolur. Daha çok nedir? Mesela çikolatalı dondurma güneş ışını daha çok emer. Daha çok soğuduğu için birinci dondurma daha fazla hızlı erir. Hızlı ısınır yani. Üçüncü dondurma rengi beyaz olduğu için güneş ışınları yansıttığı için bu daha geç erir. Şimdi ne diyor? En çok birinci dondurma erir. Evet. En çok birinci dondurma erir. Neden? Çünkü rengi koyu. Koyu olduğu için güneş ışınlarını daha çok hapsettiği için, soğuduğu için daha çok erir. Bir doğru, A doğru. En az ikinci dondurma erir demiş. En az üçüncü dondurma erir. Yanlış. Yani B yanlış, A doğru. En çok üçüncü dondurma erir. En az üçüncü dondurma erir. Bu da yanlış oluyor. İki ve üçüncü dondurmalar eşit miktarda erir demiş. Eşit miktarda erimez. Rengi koyu olan nedir? Daha çabuk erir. Rengi açık olan daha az erir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aynı metodan yapılmış siyah ve beyaz renkli K ve L kaplarında eşit sıcaklıkta ve eşit miktarlarda sular bulunmaktadır. Siyah, beyaz. Kaplar eşit süre güneş ışığında bekletilirse kaplardaki suların son sıcaklıkları aşağıdaki hangisindeki gibi olabilir? Şimdi beyaz olan kap güneş ışığını yansıttığı için fazla soğurmadığı için az ısınır. Siyah olan kap güneş ışığını soğurduğu için, yansıtmadığı için daha fazla ısınır. Yani K kapının sıcaklığı daha büyük olacak. Şimdi K 40 derece, L 35 derece olabilir. K 30, L 35, 40 demiş, bu olamaz. K 35, L 35 eşit olamaz. K 30, L 35 olamaz. Hangisi olabilir? Tabii ki A seçeneği. Çünkü koyu olan kap daha fazla soğurduğu için güneş ışınlarını, siyah olan kap takip eden suyun sıcaklığı daha fazla olacak. Şekildeki karın haritasında boş bırakılan X, Y, Z ile belirtilen yerlere hangileri yazılmalıdır demiş. Işık. Işık nasıl yayılır? Doğrusal yayılır. Z doğrusal olacak. Yani o zaman A seçeneği gidiyor. Eğrisel demiş. C seçeneği de gidiyor. Bakalım. X'e bakalım. Işık bir enerji türüdür. Ne türüdür? Enerji türüdür. O zaman nedir? Cevabımız B olacak. Işık saydam maddelerden geçer. Cevabımız B seçeneği. Bunlar da gitti. Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Evet. Sadece bu doğru. Diğerleri yanlış. B doğru. Yazın koyu renkli elbiseler yerine açık renkli elbiselerin tercih edilmesinin nedenini bazı öğrenciler aşağıdaki gibi açıklıyor. Buna göre diyor öğrencilerden hangisinin açıklaması doğrudur? Güneş ışığını yansıtması için, soğurmaması için açık elbiseler giyilir. Kışın ise koyu renkli elbiseler giyilir ki vücut sıcaklığı artsın. Çünkü koyu renkler güneş ışınlarını soğuruyor. Açık renkli elbiseler ışığı daha iyi yansıtır. Evet. Mehmet doğru söylemiş. Açık renkli elbiseler ışığı daha iyi soğurur demiş. Bu yanlış. Soğurmaz, yansıtır. Koyu renkli elbiseler ışığı daha iyi yansıtır demiş. Koyu renkli elbiseler ışığı soğurur. Daha çok soğurur. O yüzden yanlış oluyor. Koyu renkli elbiseler ışığı daha az soğurur demiş. Daha çok soğurur olduğu için bu da yanlış. Sadece Mehmet'in dediği doğru. Yani ne diyeceğiz? Mehmet cevabımız A seçeneği oluyor. 5. Aşağıdaki hangisinde güneş enerjisi kullanılmamaktadır? Mikrodalga fırınlarda elektrik kullanılır. Çünkü bunlarda çok güç ihtiyacı vardır. Güneş enerjisiyle bir anda çok büyük güç üretemiyorsunuz. Çok panel olsa üretirsiniz tabii ki panel sayısı. Güneş panelleri güneş ışığını enerjiye çevirir. Doğru. Hesap makineleri de güneş enerjisiyle çalışır. Yani ne vardır? Şurada siyah ekranı vardır. Orası güneş enerjisini alır. Enerjiye çevirir güneş ışınlarını. Sokak lambası da güneş paneliyle çalışıyor. Hangisi güneş enerjisi kullanmamaktadır? Fırın. Çünkü bu nedir? Burada güneşi çevirecek bir panel yok. Farklı renkteki arabalar şekildeki gibi güneşli bir ortamda bir saat bekletiliyor. Siyah, mavi, beyaz. Buna göre diyor verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi beyaz ışığı yansıttığı için az ısınır. Siyah renkli araba çok fazla ısınır. Mavi ise beyaza göre fazla, siyaha göre az ısınır. O zaman bakalım cevaplarımıza. 1. Siyah arabanın diyor beyaz arabaya göre sıcaklığı daha fazla artmıştır. Doğru. Çünkü siyah araba koyu renkli ışığı soğurduğu için sıcaklığı daha fazla artar. 1. Doğru. 2. Mavi araba siyah arabaya göre ışığı daha çok yansıtır demiş. Evet, mavi renk siyaha göre daha çok yansıtır. Çünkü mavi siyaha göre daha açık renk olduğu için. Doğru. Mavi araba beyaz arabaya göre daha çok ışığı soğurmuştur. Evet, mavi araba beyaz araba ışığı soğurmaz, yansıtır. Mavi araba beyaza göre ışığı daha fazla soğurmuştur.
Yani 1, 2, 3 cevabımız D seçeneği olacak. 3'ü de doğru. 7. Hasan bir süre sonra K ve L kaplarında aşağıdakilerin hangisini gözlemler demiş. K kabı var, L kabı var, güneş var, şemsiye var. Hasan, içerisinde eşit miktarda su ve buz bulunan özdeş K ve L kaplarını güneşli bir günde şekildeki konumlarda bekletiliyor. K kabı güneşin altında, L kabı şemsiyenin altında. Hangisi doğrudur? K kabında daha çok buz bulunur demiş. Bir süre bekledikten sonra K kabındaki buzlar daha az olur. Çünkü direkt güneş ışığını aldığı için burada ise direkt almıyor. Burada çok daha fazla güneş ısınır. O yüzden A yanlış. L kabında daha çok su bulunur. Evet. L kabında daha çok su bulunmaz. Daha çok buz bulunur. Neden? Çünkü güneş ışığını almadığı için buzlar K'ya göre daha az erir. K kabında daha çok su bulunur. Doğru. L kabında daha az buz bulunur demiş. Daha çok buz bulunur D kabında. Çünkü güneş ışığını almadığı için cevabımız hangisi doğru? C seçeneği. Bu doğru, diğerleri yanlış. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Güneş enerjisi ile ilgili. Bir, yenilebilir enerji kaynağıdır. Evet, güneş çünkü her gün doğduğu için her gün yeni baştan güneşi ne yapıyoruz? Günlük hayatımızda kullanıyoruz. Yani zaten dünyamız güneşle ısındığı için ve aydınlandığı için güneş yenilebilir bir enerji kaynağı. Fosil yakıtlar gibi çevre kirliliğine neden olmaz. Evet, güneş enerjisi çevre kirliliği yaratmaz. Farklı enerji türlerine dönüştürülebilir. Evet, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebiliyoruz. Yani ya da suları ısıtıyoruz. Cevabımız D doğru. Aynalar ile ilgili sorular çözelim. Ne diyor? Birinci sorumuz. Düz aynada görüntü ve özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Görüntü cisme göre terstir demiş. Görüntü cismin aynaya göre simetridir. Doğru, simetriyim. Tersi değil. Tersi değil, düz. Görüntü de düz. Cisim de düz. Görüntünün ve cismin aynı olan uzaklığı eşittir. Doğru. 2 ve 3 doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için K ve L ile belirtilen kısımlara hangi ifadeler yazılmalıdır? K nokta nokta aynada cisme göre ters görüntü elde edilebilir. Nedir bu? Çukur, tümsek ayna demiş. Düz aynada ters görüntü elde edilmiyor. Yani bu yanlış. L nokta nokta aynada cismin boyu görüntünün boyuna daima eşittir diyor. Bu düz aynalarda gerçekleşiyor. Nedir? Düz aynalarda nedir? Cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. Nerede eşit? Düz aynalarda. O yüzden C'yi yenemiştik. O zaman nedir? Cevabımız D seçeneği olacak. Yani doğru olan bu. O zaman K neydi? Çukur aynada cisme göre ters görüntü elde edilebilir. Çukur aynalarda elde ediliyor ters görüntü. 3. Yukarıda bazı özellikleri verilen 1 ve 2 numaralı ayna çeşitleri aşağıdaki hangisidir demiş. Görüntünün boyu daima cisme göre küçüktür demiş. Cisme göre düz ve büyük görüntü verebilir demiş. Şimdi tümleşik ayna yok. Çukur ayna var. Bir de yani çukur ayna. Tümsek ayna nedir? Tümsek ayna var, çukur ayna var. Pardon. Tümsek aynaymış. Yanlış okumuşum. Tümsek, çukur, çukur, tümsek ayna. Şimdi burada bir tane çukur ayna var. Paralel gelen ışınlar oradan geçiyordu. Burada tümsek ayna var. Paralel gelen ışınlar odaktan geçiyormuş gibi yansıyordu. Şimdi tümsek aynalarda oluşan görüntü düz ve cisimlerden küçük oluyor. Yani tümsek aynalarda görüntü düz ve cisimden küçük oluyor. Çukur aynalarda ise görüntü cismin görüntüsüyle ters ve küçük, ters ve cismin boyuyla aynı, ters ve büyük olabilir. Yani çukur aynalarda görüntü ters, küçük, ters, cismin boyuyla aynı, ters ve cisimden büyük olabilir. Düz ve cismin boyundan daha büyük olabilir. Ama nedir bu? Çukur aynalarda. Tümsek aynalarda ise görüntü düz ve cisimlerden küçük oluyor. Şimdi tümsek aynalarda görüntü düz ve cisimden küçüktür. Cisme göre küçüktür. Yani bu tümsek aynadır. Cisme göre görüntü düz ve büyük olabilir. Bunu da verebilir. Bu da çukur aynalarda. Cevabımız A seçeneği olacak. 4. Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur demiş. Düz aynanın kullanım alanı ile ilgili öğrenciler aşağıdaki ifadeleri söylüyor.
Ümit periskop yapımında kullanılıyor düz aynalar. Yani denizaltılarda denizin üstünü görmek için bu var. Emir mağazalarda güvenlik amacıyla demiş. Sena araba farlarında. Araba farlarında çukur ayna kullanılıyor. Sevgi keskin virajlarda ise tümsek ayna kullanılıyor. O zaman mağazalarda güvenlik amacıyla değil, ne amacıyla kullanılıyor? Mağazalarda şey amacıyla, hani insanlar bir üzerine giydiği giysiler yakışmış mı yakışmamış mı, o amaçla kullanılıyor. Yani sadece Ümit burada hangisinin cevabı doğru? Ümit doğru. Yani bu da yanlış çünkü Emir güvenlik demiş. Güvenlik amacıyla kullanılmıyor mağazalarda. Yukarıda verilen aynalardan hangilerinin cisme göre ters görüntü oluşturabilir? Düz aynada ters görüntü oluşmuyor. Şimdi daha önce çözmüştük. Tümsek aynada neydi? Görüntü düz ve cisme göre küçüktü. Tümsek aynalarda neydi? Görüntü düz ve cisme göre küçük. Çukur aynalarda ise yani cisme göre görüntü ters görüntü oluşabilir. Çukur aynalarda ters görüntü oluşabilir. Çukur ayna. O yüzden cevabımız ne olacak? Çukur ayna. Çukur aynada hangisi? Yalnız 2 olacak. Altıya bakalım. Şekilde verilen sayının diyor düz aynadaki görüntüsü aşağıdakinden hangisidir? Düz aynada 5 nasıl gözükecek? Şu şekilde gözükecek 5. 8 yine 8 olarak gözükecek. Bu neymiş? 2. 2 ters dönecek. Yani şu şekilde gözükecek. 2 de 5 olarak gözükecek. O zaman ifademiz 285'e dönecek. 285 cevabımız D oluyor. 7. sorumuz. 150 santimetre boyunda olan Cengiz'in tümsek aynadaki görüntüsünün boyu aşağıdakiler hangisi gibi olabilir demiş. Görüntü ne oluyordu tümsek aynada? Düz ve küçük oluyordu cisimden. 140 santimetre olabilir. Cevabımız D. Şekildeki tümsek aynanın asal eksenine paralel olarak gönderilen ışık ışının aynadan yansıttıktan sonra izlediği yol hangi seçenekte doğru vermiştir? Tümsek aynada geliyorsa odaktan geçiyormuş gibi yansıyacak. Odaktan nereden geçecek? Odaktan geçiyormuş gibi ışınlar yansıyacak. Yani şu şekilde yansıyacak. Odaktan geçiyormuş gibi yansıyacak. O zaman hangisi? Cevabımız A. Yukarıda verilen aynaların çeşitleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Periskop ve projeksiyon cihazlarında kullanılan ayna. Bu düz aynadır. Hangisidir bu? Düz ayna. Mağazalardaki güvenlik aynası nedir? Güvenlik aynası var. Bir de makyaj aynası var. Makyaj aynası nasıl aynaydı? Çukur aynaydı. Şimdi bunlara bakacağız. Bir bakalım. Ondan sonra sorumuzu cevaplayalım. Şimdi düz aynalar nerede kullanılıyor? Mağazalarda kullanılıyor. Giysi giydiğimiz zaman yakışmış mı? Periskoplarda kullanılıyor. Evlerde kullanılıyor düz aynayı. Berberler kullanıyor. Projeksiyon makinesi, dikiz aynası, bir de binalarda düz ayna kullanılıyor. Değil mi? Şimdi çukur aynalar nerede kullanılıyor? Araba farlarında kullanılıyor. El fenerinde kullanılıyor. Işıldaklarda kullanılıyor. Teleskoplarda kullanılıyor. Nerede kullanıyormuş çukur aynalar? Teleskoplarda kullanılıyor. Dişçi aletleri bir de makyaj aynası olarak çukur ayna kullanılıyor. Tümsek ayna nerede kullanılıyor? Otomobillerin yan aynaları, araç altı kontrol aynaları, kavşaklarda tümsek ayna kullanılıyor. Şimdi sorumuza bakabiliriz. Şimdi tümsek ayna araç altı kontrol amaçlı, güvenlik amaçlı kullanılıyor. Burada tümsek ayna geçiyordu. Bir de makyaj aynası geçiyor. Bu da çukur aynaydı. Makyaj çukur, güvenlik amaçlı kullanılan ayna ise tümsek ayna oluyor. Evet, çukur aynaların özelliklerini bileceksiniz. Tümsek aynayı bileceksiniz. Çünkü bunlar sık sık karşınıza çıkıyor. Tekrar edelim. Çukur aynalar, araba farları, pilli fener, ışıldaklar, teleskoplarda, dişçi aletleri, bir de makyaj aynası olarak kullanılıyor. Tümsek ayna da otomobillerin yan aynası, araç altı kontrol, güvenlik. Güvenlik varsa burada tümsek ayna, bir de kavşaklarda tümsek ayna kullanılıyor. Şimdi sorumuzun cevabı o zaman C seçeneği oluyor. Çünkü periskop projeksiyon cihazlarında düz ayna. Mağazada güvenlik aynası. Güvenlik ayna
Tümsek ayna oluyor. Makyaj aynası da çukur ayna. Çukur aynanın asal ekseninde paralel olarak gönderilen ışın şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre de çukur aynanın odak noktası kaç numaralı gösterilmiştir? Paralel gelen ışınlar odaktan geçer. O zaman 3 numaralı nokta odak noktası olur. Cevabımız C. Şekildeki oyuncak arabanın düz aynaya olan uzaklığı 80 santimetredir. Oyuncak araba aynadan 20 santimetre uzaklaştırılıyor. Ne yapıyor? Buraya geliyormuş 20 santim. Burada araba var. Araba. Buna göre oyuncak araba ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç metre olur demiş. O zaman 20 santim ya ne yaptı? Burası 1 metre. Görüntüde 1 metre ötede arada 2 metre fark olacak. Nerede oluşacak? Aynanın arkasında oluşacak görüntü. Burası 1 metre, burası da 1 metre yapıyor. Dolayısıyla 2 metre yapıyor. Cisim ve görüntüsü arasındaki mesafe. KLM kutularına gönderilen ışınların çıkışta belirtilen yolları izlemeler için düz aynalardan oluşan diyor. 1, 2, 3 numaralı sistemler hangi kutuların içinde yer almalıdır demiş. Şimdi bu şekilde gelen ışın bu şekilde yansıması lazım. Şimdi bu şekilde gelirse bu ışın nasıl yansır? Düz gelen ışın kırılarak yansıyacak. Şimdi bu şekilde gelirse nasıl yansır? Evet. Böyle gelirse yansıtalım ışınım. Düz geldim. Neymiş bu? Aynı yere gelen ışın KLM kutularına gönderen ışınların diyor çıkışta belirtilen yolları izleyebilmeleri için düz aynalardan oluşan diyor 1 2 3 numaralı sistemler hangi kutuların içinde olmalıdır? Şimdi ışın böyle gelirse nasıl yansır? Yani bunlar neymiş? Bu şekilde yani aşağıya doğru yansıyacak bu. Peki böyle gelirse nasıl yansıyacak? Böyle gelirse normale dik açı yapacak ve yukarı doğru yansıyacak. O zaman bu 3. Yani buraya 3 gelecek. K3 olacak. A gitti. C de gitti. D'ye bakalım. Şimdi L'deki ışın düz gelirse, bu ışın düz gelirse aşağıya doğru yansır. Nasıl yansır? Aşağıya doğru yansır. Kırılır. Normalde açı yapınca aşağıya doğru yansır. Yani bu da ne olur? Buraya da bir gelecek. Şimdi buraya gelen ışın nasıl yansır? Buraya gelen ışın ne yapacak? Böyle yansıyacak. Bu şekilde. Sonra da bu şekilde yol izleyecek. Bu da ne olur? 2 numaralı ışın olur. O zaman 3-1-2 olacak. 3-1-2 cevabımız B. Tabloda boş bırakılan 1 ve 2 yerine aşağıdaki hangisi yazılmalıdır demiş. Şimdi bu neymiş? Tümsek ayna. Türü kullanım alanı. Bu bir tümsek aynadır. Nedir? Tümsek ayna. Keskin virajlarda kullanılıyor tümsek ayna. Cevabımız D seçeneği. Şekil 1, 2 ve 3 ile verilen kutularda bulunan aynalara gelen ve yansıyan ışınlar göstermiştir. Buna göre diyor bu aynalar arasında aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Gelen ışın, yansıyan ışın nedir? Bu düz aynadır. Nedir? Normalde eşit açı yaptığı için. Bakalım nasıl yansımış. He. Pardon. Ne yapmış? Işınlar. Gelen ışın, yansıyan ışın. Şimdi gelen ışın, yansıyan ışın bu şekilde ise bu düz aynadır. L düz ayna olacak. Yani L düz ayna. O yüzden cevabımız B seçeneği. K ne oluyormuş? Çukur ayna. Paralel gelen ışınlar nasıl yansıyordu? Çukur aynada şu neymiş? Tümsek aynalar ışığı dağıtıyor. Çukur aynalar ise ışığı toparlıyor. Ne yapıyor? Topluyor. Çukur ayna. Çukur ayna ne yapıyor? Işığı topladığı için cevabımız B seçeneği.
Düz aynaya dik konumda bulunan kağıttaki Zeynep diyor yazısını düz aynadan doğru olarak okunabilmesi için kağıda nasıl yazılması gerekir? Simetri düz ayna ise Zeynep nasıl yazılacak? Şimdi bunun simetri nedir? Bunun simetri bu şekilde. Yani E var. E'nin simetri zaten E. Y'nin simetri nedir? Şu şekilde ters Y. Y'nin simetri. Yan çizginin simetri bu şekilde nasıl oluyor bir bakalım. Bu şekilde oluyor. E'nin simetri yine. P'nin simetri de şu şekilde olacak. Yani şu şekilde yazılmalı. Bakalım hangisinde var bu? Bakalım neymiş? Bu yanlış. Z demiş. Z olarak değil. Nasıl yansıyor? Z'nin burası ters dönüyor. Cevabımız C gibi olacak. Buna göre verilenlerden kaç tanesi doğrudur demiş. Otomobil yer aynası, tümsek aynadır. Doğru. Makyaj aynası çukur aynadır. O da doğru. Dişçi aynası nasıl bir aynaydı? Dişçi aynası da çukur aynaydı. Araba farı düz ayna demiş. Yanlış, araba farı çukur ayna oluyor. Berber aynası düz ayna oluyor. Mağazadaki güvenlik aynası. Güvenlik aynaları yani ne oluyor? Onlar tümsek. Geniş açıyla görmek için tümsek aynalar geniş açıyla gösterir. Tümsek ayna. Dişçi aynası da nasıldı? Çukur ayna dişçiler. Ona bir bakalım. Çukur mu tümsek? Şimdi bakalım. Kim nasıl bir ayna kullanıyormuş? Neler kullanıyormuş? Bakalım. Çukur ayna kullananlar pilli fener, araba farı, makyaj aynası, dişçi aletlerde çukur ayna. Teleskoplarda, ışıldaklarda, tümsek ayna, güvenlik aynası, araç altı kontrollerinde, kavşaklarda ve otomobillerin yan aynası tümsek ayna. O zaman dişçi aynası tümsek ayna değil çukur ayna. Neymiş? Çukur ayna kullanıyor dişçilerde. O zaman 2, 4 tanesi doğru. Kaç tanesi doğruymuş? 4 tanesi. 6. Şekil 1'de K noktasından bakan Ali düz aynalar kullanarak kuşu görebiliyor. Buna göre Ali'nin şekil 2'deki L noktasından baktığında kuşu görebilmesi için aynaları aşağıdakilerden hangisindeki gibi yerleştirmesi gerekir? Şimdi L'den baktığı zaman kuşu görecek. Yine kuş. Evet, kuşu görecek. Kuş. Aynayı nasıl yerleştirmeli? Aynadan gelen ışınların kuştan gelen ışınların yansıması lazım. Bunu buraya yansıtması için çapraz alacak. Buraya gelen ışın yine çapraz yansıyacak. Buraya gelen ışın da yine çapraz yansıması lazım. Evet. Bu şekilde, bu şekilde. Evet, bakalım. Gelen ışın yansıdı. Buraya gelen ışın yansıdı. Ve yansıdı. Göze geldi. Cevabımız B gibi olacak. Aşağıdaki harflerden hangisinin düz aynadaki görüntüsü yanlış verilmiştir? BB doğru. Bu doğru. Bunda problem yok. S nedir? S. Doğru. Şimdi ne? Burası tamam. Bunun da simetriği bu. Tamam. Bu da doğru. Z'ye bakalım. Şunun simetriği bu şekilde olması lazım. Yani bunun simetriği aslında nasıl olacak biliyor musunuz? Şu şekilde olacak. O yüzden D seçeneği yanlış. Doğrusu bu şekilde. 1 ve 2 numaralı kutuların içine yerleştirilen aynalar üzerine gönderilen ışığı şekilde gibi yansıtıyormuş. Buna göre 1 ve 2 kutularında hangi tür aynalar vardır? Şimdi tümsek aynalar ışığı yansıtıyor. Çukur aynalar ise ışığı topluyor. Burada çukur ayna var. Burada ise tümsek ayna. Çukur ayna ışığı toplar. Tümsek ayna yansıtır. Çukur ve tümsek cevabımız A seçeneği. Çukur ayna ve özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dev aynası olarak bilinir demiş. Ters küçük veya düz büyük görüntü ulaşabilir demiş. Boy aynası olarak kullandığımız aynadır demiş. İç büke aynada denir demiş. Çukur aynaya iç büke ayna denir. Doğru.
Boy aynası olarak kullandığımız aynadır demiş. Bu yanlış. Boy aynası nedir? Düz aynadır. Şimdi çukur aynada ters küçük veya düz büyük görüntü ulaşabilir. Bu da var. Dev aynası olarak da bilinir. Evet, bu da var. Tümsek aynada ise görüntü düz ve cisimden küçük oluyordu. Yanlış olan hangisiymiş C? Öğretmenin ifadesinde boş ver feneri aşağıdaki hangisi yazılı olabilir demiş. Düz ve büyük görüntü oluşturabilme özelliği nedeniyle çukur aynalar nerede kullanılmaktadır? Periskop yapımında düz ayna kullanılır. Boy aynası olarak kullanılmaz. Dişçi aynası ne olarak? Çukur ayna kullanılır. Otomobil yer aynaları ise tümsek aynadır. Şimdi verilenlerde dişçiler çukur aynayı kullanıyor. Ne yapıyor? Çukur aynayı kullanıyor. Cevabımız C seçeneği. Şekilde düz ayna masaya dik olarak konmuş. Buna göre fen kelimesinin aynadaki görüntüsü hangisi gibi olur? Hangisi gibi olacak? F ters dönecek. Yine E bu şekilde olacak. N ise burası neye dönecek? Yan çizgimiz. Yan olan çizgi bu şekilde olacak. Bakalım. Bu yanlış. F'si yanlış. F'si yanlış. F'si yanlış. Evet, bu şekilde cevabımız D olacak. Farklı iki aynaya bakan iki arkadaştan Akif kendisini küçük, Sefa ise kendisini ters olarak gördüğünü söylüyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Farklı iki aynaymış. Tümsek aynalarda görüntü düz ve küçük oluyordu. O zaman Akif kendisini küçük görüyorsa düz ayna olabilir. Akif düz, çukur aynalarda görüntü ters olarak görülebilir. Nedir? Akif düz ayna değil. Akif kendisi küçük, küçük görüyorsa bu tümsek aynadır. Düz ayna olmaz. Tümsek aynalarda daima düz görüntü oluşuyor. Kendisini küçük görüyorsa bu tümsek aynadır. Tümsek ayna sefada çukur aynaya bakmıştır. Cevabımız B. Yukarıda verilen araçların yapımında sırasıyla hangi tür aynalar kullanılır diyor. Tepegöz'de düz ayna kullanılır. Teleskoplarda ise hangi aynalar kullanılır? Çukur aynalar kullanılır. Cevabımız B. O zaman şunları daima hatırlayacağız. Çukur ayna teleskoplarda kullanılıyor. Bu şemayı daima hatırlayacaksınız. Şekildeki saatin düz aynadaki görüntüsü aşağıdaki hangisi gibidir demiş. Yine sağa sola dönecek, solu ise sağa dönecek. Şimdi bu nedir? Ne tarafa yatık? Solsa sağa dönecek. Şu şekilde olacak. Bu nedir? Sol tarafa bakıyorsa sağa doğru olacak. Bu şekilde bir şey olacak. Yani baktığımız zaman hangisine benzeyecek? Tabii ki A'ya benzeyecek. Şekildeki 1, 2, 3 numaralı ışınlardan hangilerinin aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol hatalı çizilmiş. Çukur aynada paralel gelen ışın asal eksenine odaktan geçer. Doğru. Bu doğru. Tümsek aynada paralel gelen ışın odaktan geçiyor gibi yansır. Doğru. Düz aynada dik gelen ışın dik yansır. Bu yanlış. Nedir bu? 3 yanlış. Yalnız 3. Yanlış çizilmiş. Aşağıdaki araçlardan hangisi çukur aynaların ışık ışınlarının bir noktada odak noktası toplama özelliğinden yararlanarak yapılmıştır diyor. Güneş fırını yani odak noktasına tencere koyduğun zaman yemeği orada pişirebilirsin. Evet, çorba yapabilirsin. Çukur ayna. Ayla ve Hicran'ın yorumları ile ilgili hangi değerlendirme yapılabilir demiş. Ne demiş Ayla? Düz aynaya yaklaştığımda görüntümün boyu artar demiş. Hicran düz aynaya yaklaştığımda görüntüm aynaya yaklaşır.
Şimdi hangisinin yorumları yapılabilir demiş. İkisinin yorumu da doğrudur demiş ha. İkisinin yorumu da yanlıştır. Hecanın yorumu doğru. Düz aynada yaklaştığımda görüntü de aynaya yaklaşıyor. Ama düz aynaya yaklaştığımda diyor görüntümün boyu artar diyor. Görüntünün boyu artmıyor. Ayna ne yapmış? Yanlış söylemiş. Yani düz aynada cismin boyu neyse görüntünün boyu da aynıdır. Yani sadece hecanın yorumu doğru. Cevabımız D. 9. X, Y, Z aynaları ile ilgili diyor. Bilgiler vermiş. Bu ayna çeşitlerini bul diyor. X cisme göre ters ve küçük görüntü verir demiş. Tümsek aynalarda görüntü düz ve cisimden küçük oluyordu. Yani o zaman X tümsek ayna olamaz. Tümsek ayna seçeneğini eledik. Çünkü görüntü ters demiş. Tümsek aynalarda görüntü düz ve cisimden küçük oluyor. O zaman bu nedir? Çukur aynadır. Yani görüntü düz aynada değil, çukur ayna. Y cisme göre düz ve küçük görüntü. Bu ise tümsek ayna. Y ise tümsek ayna. Cevabımız o zaman A. Cisme göre düz ve eşit boyda görüntü verir. Bu da düz ayna. Cevabımız A seçeneği oluyor. Işığın kırılması ve mercekler. Aşağıdakinden hangileri ışığın kırılması ile ilgili değildir diyor. A. Çay bardağındaki kaşın kırık görünmesi. Evet, ışık farklı ortamlarda kırılır. Havadan suya geçerken kırılır. A doğru. Dolayısıyla kaşığı kırıkmış gibi görürüz. B. Havuzun olduğundan daha sığ görünmesi. Evet, bu da ışığın kırılmasına kaynaklı. C. Akvaryumdaki balıkların su yüzeyine daha yakın görünmesi. Bu da ışığın kırılması ile ilgili. D. Kaşığın iç kısmında görüntümüzün ters ve küçük oluşması demiş. Şimdi ışığın kırılması burada ise D'de ise ışığın yansıması ile ilgili. Nedir? Burada yansıma olayından bahsetmiş. O yüzden D seçeneğimiz bununla ilgili değil. Işığın K ortamından D ortamına geçişi şekildeki gibi gösterilmiş. Şimdi normali bu. Normalden yaklaşarak gelmiş. Normale ne yapmış bu? Yaklaşmış. Normale yaklaştıysa az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiştir. Şimdi A germe açısı, B kırılma açısıymış. Evet, germe açısı, B'de kırılma açısı doğru. Bir gelen ışın, iki de kırılan ışındır doğru. Işığın hızı değişmemiştir demiş. Işığın hızı değişmiştir çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği için ışığın hızı azalmıştır. Yani C seçeneği yanlıştır. D bakalım. D ortamı K ortamından daha yoğundur. Evet. Normale yaklaşıyorsa yani L ortamı K ortamından daha yoğun. Yoğun ortamda, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşır ışık ışınları. Cevabımız C. Aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken kırılması sonucunda hızı ve doğrusu değişir. Doğru, bu doğru. Az yoğun ortamda çok yoğun ortama gelen ışın normale yaklaşarak kırılır. Evet, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği zaman normale yaklaşarak kırılıyor. Doğru. Prizmaya düşen beyaz ışığı oluşturan renklerden en az kırılan kırmızıdır demiş. Buna bakacağız. Güvenlik aynaları ve araçlardaki dikiz aynası ışığın kırılması prensibine göre çalışır. Evet, aynalarda yani ışık kırılma olayı var. Buna göre çalışılıyor. Cevabımız o zaman nedir? C seçeneği. Şimdi beyaz ışığı prizmaya gönderdiğimiz zaman en fazla kırılan kırmızıdır. Yani kırmızı nedir? En fazla kırılmaya uğramış. Demek ki beyaz ışığı gönderdiğimiz zaman hangi ışıklar oluşuyormuş? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. En fazla kırılan kırmızıdır. Dörde bakalım. Tamamen su dolu kap içindeki cisme bakan Ceyda diyor. Daha sonra kaptaki suyun yarısını boşaltırsa cisimle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşılaşabilir demiş. A. Cismi göremez demiş. B. Cismi kendinden uzaklaşmış görür. C. Cismi kendine yaklaşmış görür. D. Cismi olduğu yerde görür demiş. Şimdi yarısını boşaltıyor. Yarısını boşalttığı için cismi görebilir. Sonuçta su olduğu için cismi göremez demiş. Bu yanlış. Cismi olduğu yerde görür demiş.
Cismi kırılma olduğu için, ışık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama kırıldığı için olduğu yerde göremez. Şimdi suyun bir kısmını boşalttığı için suyun içerisine baktığımız zaman cisimler bize yakılmış gibi gözükür. Bunun nedeni de ışığın kırılmasıdır. Ama suyun yarısını boşalttığı zaman cisim artık daha uzaklaşmış gözükür. Çünkü nedir? Suya baktığımız zaman cisimler bize yakılmış gibi gözükür. Tabii yarısını boşalttığı için cisim biraz daha uzakta gözükür. Cevabımız B olacak. Işık çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama geçtiğinde aşağıda verilen durumlardan hangisi gerçekleşir? Normale yaklaşarak kırılır demiş. Normalden uzaklaşır, yaklaşmaz, uzaklaşır. Işığın hızı artar. Evet, normalden uzaklaştığı için çok yoğun ortama, az yoğun ortama geçerken ışığın hızı artar. Normalden uzaklaşır. Normalden uzaklaşarak kırılır. 2 ve 3 doğru. K ortamından gelen ışının M ortamına geçişi şekildeki gibiymiş. K'dan M'ye geçiş. K ve M ortamlarında ışınların doğrultuları aynı olduğuna göre diyor. Bunlar aynıymış. K ile M ortamlarının yoğunluklar arasındaki ilişki aşağıdaki hangisidir? Şimdi bakalım ne olmuş? Normali çizelim. Normali çizdiğimiz zaman nedir? Ne oldu? Uzaklaştı. Normali çizdik. Yaklaştı. Burada ise yaklaştı. Normale yaklaştı. Yani o zaman yoğunlukları K'nın yoğunluğu nedir? L'nin yoğunluğundan fazladır. Çünkü uzaklaştı. L'de daha çok hızlandı. Yani K'nın yoğunluğu büyüktür. L'nin yoğunluğundan. L'den M'ye geçerken de normale yaklaştı. O zaman L'nin yoğunluğu kimden küçük olacak? M'nin yoğunluğu daha büyük. L'nin yoğunluğu, M'nin yoğunluğu nedir? Daha büyüktür. O zaman baktığımız zaman ne oldu şimdi? K ile L'deki doğrultular aynı olduğu için K ile L'nin neleri aynı? Yoğunlukları aynı olacak. Ortamların yoğunlukları aynı. K ile M'nin yoğunlukları aynı. L ise bunlardan nedir? Küçüktür. Yani cevabımız B olacak. Buna göre KLM ortamları aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Bakalım. Cam, su ve havanın kırıcıkları arasındaki ilişki cam daha fazla kırar suya göre. Su da havaya göre daha fazla kırar. Yani cam yoğun sudan, su da yoğun havadan. Işınların KLM ortamlarından geçerken izlediği yol şekildeki gibiymiş. Bakalım. K'dan D'ye geçerken nedir? Normale yaklaştığı için o zaman L'nin yoğunluğu K'dan büyüktür. Kimden büyüktür? K'dan büyük. L'den M'ye geçerken normale yaklaştığı için L'nin yoğunluğu M'nin yoğunluğundan küçük. M'nin yoğunluğu daha büyük. M'nin yoğunluğu büyüktür L'den. O zaman ne olacak? Bakalım. M, L, K. Yani M, L, K olacak. Yoğunluğu büyük olan M nedir bu? Cam şeydir. Hangisidir? Cam. Sonra su, sonra da hava. Cevabımız A olacak. Yukarıdaki tabloda şimdi farklı madde ortamlarındaki yayılma hızları verilmiş. Havada, suda, camdan. Buna göre ifadeler hangileri doğrudur? Su camdan daha az kırıcı olduğundan ışık diyor. Su da daha hızlıdır. İkide ise ışık havadan cama geçtiğinde hıza azalır demiş. Evet bakalım. Işık havadan cama geçtiğinde yani az yoğun ortamda çok yoğun ortama geçtiği zaman havadan cama geçtiğinde hızı azalıyor. Doğru. Işık en yavaş suda yayılır. Evet. Nedir? Suda. Hızı çok. Pardon. Neymiş? Işık en yavaş suda yayılır demiş. En yavaş nerede yayılıyormuş? Camda. Yani bu ifade yanlış. Su camdan daha az kırıcı olduğundan ışık suda daha hızlıdır demiş. Bakalım. Su camdan daha az kırıcı olduğundan sudaki hızı nedir? 225 bin kilometre bölü saat.
Canda ise 200 bin kilometre bölü saat. Dolayısıyla ne oluyor? Suda hızlı, canda ise yavaş. Su camdan daha az kırıcı olduğundan, evet, ışık suda daha hızlıdır demiş. Evet, ışık suda daha hızlıdır. Doğru. Çünkü su cama göre daha az kırıcı. Yani 1 ve 2 doğru olacak cevabımız A. Su ortamından cama gelen ışık ışını yukarıdaki yollardan hangilerini izleyebilir demiş. Sudan cama geliyormuş. Dik geliyorsa dik gider. Evet, dik geldiği zaman nedir? Doğru. Bu doğru. Dik gelen ışınlar dik geçer. Sudan cama geliyorsa normale yaklaşır. Camdan suya geçiyorsa normalden uzaklaşır. İki de doğru. Su diyor. Sudan yansımış. Sudan geçiyor. Yani bu yanlış. 1 ve 2 doğru. On. Işığın X, Y, Z ortamlarından geçişi şekildeki gibiymiş. Buna göre ışığın ortamlardaki hızlar arasındaki ilişki aşağıdaki hangisi demiş. Bakalım. Şimdi bakalım. Normalde kaç derece açı yapmış burada? 30 derece. Şunu büyütelim. Sorumuzu biraz büyütmeye çalışalım. Şimdi normal yaptığı açılar bulalım. Burası 30 derece olacak. Normal 30 derece açı yapmış. Normalimiz bu zaten. O zaman normalden ne olmuş? Uzaklaşmış. Yani 60 derece. Normalde 60 derecelik açı yapmış. Şimdi 30 ise burası da kaç derece olacak? 60 derece. 80 derece olmuş normalden. Uzaklaşmış. O zaman ilişkileri yazalım. 30 dereceyken niye çıkmış bu? He, normalimiz bu. Şuna göre yapalım. Normalde 60 derecelik açı yapmış. Sonra normalde 30 derecelik açıya düşmüş. O zaman yoğunluklarına göre nedir? Hızlar arasındaki ilişki. O zaman ne yapmış? 60 dereceden 30 dereceye düşmüş. O zaman normale yaklaştığı için hızı azalır. Yani hızı azaldığı için x'teki hızı büyüktür y'deki hızından. Şimdi Y ile Z'yi karşılaştıralım. Normal yaptığı açı 30. Çıkış açısı 80. O zaman Z'deki hızı daha fazla. O zaman Z'deki hızı daha fazla olduğu için Z'de büyüktür ne olacak? Y olacak. Şimdi seçeneklerine bir bakalım. Şimdi baktığımız zaman x'teki hızı daha büyük y'ye göre. Neden? Y'de normale yaklaştığı için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. Az yoğun ortamda hız daha fazla. x'teki hızı büyük y'den. Y'den z'ye geçerken de 30 dereceden 80 dereceye çıkmış. 50 derecelik bir ne olmuş? Kayma olmuş. Yani z'de daha hızlı. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşıyordu. Normalden uzaklaşmış. Z'deki hızı büyüktür y'den. Tabii ki buradaki kırılma 30 dereceden 80 dereceye çıkmış. 50 derece olduğu için burada da 60'tan 30'a düşmüş 30 derece. Burada açı daha fazla kayma olduğu için Z'deki hız daha büyük olacak. En büyük Z'deki hız. Nedir? En büyük Z. Sonra X, en küçük de Y'dir. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Bir ışık ışını K ortamından Y ortamına geçerken şekildeki gibi kırılıyor. K'dan L'ye geçerken normale yaklaşıyor. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. Pardon. Normalde yaptığı açıları bulalım. Burası 70 derece. Burası da 20 derece. Evet. Gelme açısı 70, yansıma açısı 20. Yani az yoğun ortamda çok yoğun ortama geçmiş. Hızı düşer tabii ki. Işın gelme açısı 20 derecedir. Hayır, 70 derece yanlış. K ortamı L ortamından daha yoğundur. K ortamı L ortamından yoğun değil. Normal yaklaştığı için daha az yoğundur. Bu da yanlış. Işın kırılma açısı 20 derecedir. Evet, kırılma açısı 20 derece doğru. Işık normalden uzaklaşarak kırmış. Hayır, yaklaşarak kırmış. Bu da yanlış. Doğru olan seçeneğimiz C. Şimdi ışığın hızı azalır demiş. Gelme açısı kırılma açısından daha büyüktür. Yukarıdaki kırım olayı aşağıdaki hangisinde doğru göstermiştir? Işığın hızı azalması için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi lazım.
Normale yaklaşması lazım. Normale yaklaşmış buradan. Burada normalden uzaklaşmış, B'ye gitti. Burada yansıma olayı var. Burada da normalden ne olmuş? Uzaklaşmış. O yüzden cevabımız A seçeneği. Normale yaklaşması lazım. Cevabımız A seçeneği. Germe açısı kırma açısından nedir? Daha büyüktür. Cevabımız A. 2. K ve L ışınlarının hava ve cam ortamlarındaki hızları şekildeki gibidir. V1, V2, V3, V4 olarak verilmiş. Buna göre aşağıdaki karşılaştırmalar hangisi doğrudur demiş. Hava, hava. Havada hızlar aynı. Nedir? Burası neymiş? V1, V2, V3. V1, V2, V3, V4. Şimdi V1 havadaki hızları ile V4'teki hızları nedir? Hızları aynıdır. V1, V4 ne olacak? Aynı olması gerekiyor. Bakalım aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi baktığımız zaman K ve L ışınları. Bu K ışını, bu da L ışını. K ışını dik geldi, dik yoluna devam etti. V1, V2. Havadaki hızı camdaki hızdan daha büyüktür. Yani V1, V2'den büyüktür. V1, V2'den büyük, eşit olamaz. Şimdi V3 ile V4'ü karşılaştıralım. Normalde germe açısı bu. Normalden uzaklaşma açısı bu. O zaman camdan havaya geçerken hız artacak. Yani V4 hızı V3'ten büyüktür. V4 hızı V3'ten nedir? Büyüktür. Yani V3 V4'ten büyüktür demiş. B'ye gitti. Eşittir demiş. V3 V4 gitti. V4 büyüktür. V3 olacak. V4 büyüktür V3 zaten nedir? Cevabımız da zaten C seçeneği olacak. Havadaki hızı camdaki hızdan nedir? Daha büyüktür. Cevabımız C. Farklı ortamlarda ilerleyen ışık ışınlarının izlediği yollarla ilgili aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır demiş. Havadan suya geçerse normale yaklaşacak. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru. Havadan cama geçerken normalden uzaklaşması normale yaklaşır. Bu yanlış. Camdan suya geçerken ne de cam daha yoğun, su daha az yoğun. Normalden uzaklaşır, doğru. Nedir? Camdan suya geçerken ne olacaktı? Burada yansıma olayı, yansıyan ışını göstermiş. Bir bakalım. Şayet camdan suya geçen ışınların belli bir kısmı yansıdığı zaman belli bir kısmı geçiyor, belli bir kısmı yansıyor. Yansıdığı zaman germe açısı yansıma açısına eşit olacak. Tamam. Yanlış olan B seçeneği oluyor. Aşağıdaki ışınlardan hangisi kesinlikle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiştir, o zaman normalden uzaklaşacak? Bunu bilemeyiz. Dik yana ışın dik devam eder. Normal bu. Normale bu açıyla gelmiş. O zaman normalden ne yapmış bu? Uzaklaşmış. O zaman az yoğun ortam, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiştir B. Normale yaklaşmış. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. Bu da normale yaklaşmış. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama B'de geçmiş. Hava ortamından aynı açıyla gelen ışık ışınları diyor. Yoğunlukları D1, D2, D3 olan ortamlarda izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki nedir? Bakalım. En 60 derece gelmiş. 50 derece. Kırılmış. Yani 10 derece kırmış. 40 derece, 20 derece kırmış. Bu nedir? 70 derece. Şimdi normale yaklaşıyorsa yoğundur. Hangisinde daha fazla yoğun? Ortamın D2 daha fazla kırdığı için D2 daha büyük olacak. D2 büyük olacak D1'den. D3 daha az yoğun. Yani çünkü normalden uzaklaşmış. D2, D1, D3 olacak. Cevabımız A seçeneği.